İbadetlerde niyet şarttır. Çünkü bir şeyi ibadet olmayan bir şeyden ayıran temel faktör niyettir. Şunu şöyle bir örnekle anlatabiliriz. Mesela bir insan Ramazan dışında normal bir zamanda sabah uyandı. Öğlen vakti geldi. O ana kadar hiçbir şey yemedi, içmedi. Öğlen namazı girdi, öğlen namazını kıldı. Vakit ilerliyor, ikindiye doğru gidiyor kişi. Dedi ki ya ben hiçbir şey yemedim, içmedim. Bari şimdiye kadar yaptığımı oruca sayayım, oruca devam edeyim. İşte bu niyetsiz olarak yapıldığı için ibadet sayılmaz. Dolayısıyla niyet dediğimiz şey, yapılan amelin ne için yapıldığının bilincinde ve farkında olmak demektir. Ramazan orucu niyeti nasıl olmalı? Ramazan ayı girdiği zaman bir Müslümanın, yani akıllı, buluğ çağına ermiş bir Müslümanın oruç tutmama gibi bir lüksü olmadığı için Ramazan ayında haricen bir niyet etmesi zaten gerekli değil. Ramazan ayının girmesiyle birlikte Müslümanın Ramazan boyu oruçlu olmaya niyeti zaten kesin olarak vardır. Dolayısıyla her akşam veya her sabah mutlaka diliyle niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya şeklinde dille ifade edilecek bir niyet etmesi kişinin gerekmez. Sahura kalkmış olması kişinin zaten fiili bir niyettir. Kişi niçin sahura kalkar? Orucu rahat bir şekilde tutabilmek için. Dolayısıyla bilincinde, aklında zaten oruç tutmak vardır. Bu onun niyetidir. Aynı şekilde kişi sahura kalkmasa bile akşamdan yatarken evet sahura kalkmayacağım ama yarın oruçluyum şeklinde bir bilince sahip olması onun oruç için niyetlenmesi demektir zaten. Bir kez daha ifade etmemiz gerekirse niyetin dille ifade edilmesi şart değildir. Kişinin neyi ne için yaptığının farkında ve bilincinde olması onun niyeti yerine geçer.